Evet, sen Esat abi ne yap biliyor musun? Beni dinlemiş gibi ben konumu bitirince şey yap. Konuya dahil ol. Evet sevgili dostlar, iyi pazarlar. Hatta ki yarın pazartesi iyi haftalar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sıkın dişinizi. Yaza bir şey kalmadı şurada. Biraz sabır ederseniz yaza ramak kaldı. Bundan dolayı eyvallah. Bizde montlar 10 lira. Evet, yanlış duymadınız. Mont 10 lira. Çaycı geldi, bizim şeyi bozdu da, kamerayı bozdu. Çaycı biraz deniyor. Kusura bakmayın, affedersiniz. Şey soracağım. Yani Esat abi, sen konuya müdahil olmuyordun. Sadece kameraya bakıyordun. Bunu yapmadık şu anda. Olsun. Ama böyle de yavaş yavaş götürüyoruz mevzulara. Evet sevgili dostlar, bir tane, iki tane hikayem var. İkisinden önce birisini anlatacağım, sonra ötekini sırayla anlatacağım. Bir filmde, Türk filminde 1970'lere çevrilmiş bir film izlerken şöyle diyor. Artık güvenilecek adam kalmadı. Artık eski işler nerede? Bir de eskiden çek senet işi yoktu. Parayı verirdin, güvene bağlı para verirdin. Güvene bağlı mal alırdın. Her şeyi güvene bağlı. Söz senetti diyor. Artık 70'lerde diyor bunu. Artık güvenilecek kimse kalmadı. Senedi veriyorsun, çeki veriyorsun, geri alamıyorsun diyor. Aradan geçen 45 yıl içinde ne oldu biliyor musunuz? Değişen hiçbir şey olmadı. Aynı konuşmalar. Biz gibi de bozmuyorsun. Aynı senaryo devam ediyor. Hala şöyle diyorlar. Abi eskiden böyle miydi? Para verirdik, işte mal verirdik. Alırdık geriye. Şimdi veriyoruz. Senet lazım. Ne alırsa alsın parayı alamıyoruz diyor. Bir de 80'lerde çevrilmiş bir film. Sylvester Stallone'un Kumar. New York'a geliyor. Kumpas kuracaklar şimdi filmde. Şey diyor, biliyorsunuz diyor. New York'ta diyor yaprak kıpırdamıyor diyor. Bugün ülkede mevzu başladı ama şöyle başlıyor. Diyorlar ki hiç bu kadar durmamıştı. Bundan 10 yıl önce de aynı şeyi söylediler. Geçen yıl da aynı şeyi söylediler. 5 yıl önce de. Hep mevzu böyle başlıyor. İş hiç bu kadar zayıf olmamıştı diyorlar. Ya da kar yağıyor. Son 50 yılın en kurak yazı. Son 50 yılın en soğuk kışı. Hiçbir şey ilk defa, her şey ilk defa oluyor. İşte her zaman bir küçük bir senaryo buluyorlar. Şimdi esnafla konuşuyoruz. Diyor ki abi bu sene işler gerçekten tarihinin en diplerinde. Bir ay sonra yapsak. Bugün ayın 15'i. 15 Mart. Allah ömür verirse bizlere. Bundan 10 yıl sonra, 5 yıl sonra seneye yine aynı şeyleri konuşuyor oluruz. Burada tarihe not düşmek istiyorum. Altın harflerle. İş zayıf. Evet. Bakalım 10 yıl sonra da, 5 yıl sonra da, yarın da aynı şeyi diyecek miyiz? Esat abi, konuya vakıfsın şu anda değil mi? Evet. Söylediklerine aynen katılıyorum. Evet. 10 yıl sonra. Yalnız bu söylediklerinin aynısına katılıyorum. Kolaylığına kaçma. Bu bir kolaylıktır. Ha, bir şey dediğiniz zaman mesela arkadaşlar yemek yemeye gidiyoruz. Şimdi şöyle oraya ben gireyim. Evet. Şimdi mikrofon sende. Sen anlat mevzuyu istersen. Şöyle yapalım. Evet. Şeyi anlat bir. Hırsızlık olaylarında bir filmde bir şey olmuş da onu anlatır mısın? Hangi film? Hatırlamadım. Bilim adamı kamerayı çalmışlar. Reti çalmışlar. Evet evet. Bir televizyon dizisinde 200 milyarlık kamerayı çalmışlar. Evet. Ve dizi iptal olmuş. Sonra dün bankaya gittin. Bankada bir şey olmuş. Onu da ben bilmiyorum mesela. Yok, banka değil. Dün bir işte Mertel'e gittim. Mertel'de adam alacağından dolayı gitmiş, içeride adama silah çekmiş. Ona da şahit oldum. Onu biraz daha açar mısın? Yani o kadar mesela biliyorum. Mesela bu anlattığın konuyu ben ilk defa duyuyorum. Anlayamadım şu anda. Ya şöyle diyeyim. Yani çünkü Mertel'in zor durumda olduğunu anlatıyorum. Yani insanlar Mertel'de herkes işten anlayan ve anlamayan imalat yaptırıyor. Evet. Yani bu sebepten dolayı mallarını satamıyorlar. Ya da bir kere satıyorlar, iki kere satıyorlar. Üçüncüsünde adam malın kalitesiz olduğunu anlıyor. Evet. Anladıktan sonra sıkıntı çıkıyor ve artık ellerinde bir sürü stok mal birikiyor. Bu sefer alacakları paralarını ödeyemiyorlar. Evet. Ondan sonra tabii alacaklı da adam bütün sermayesini oraya yatırmış, gitmiş. Adama silah çekmek zorunda kalmış. Evet. Yani dün bu tür bir olayla karşılaştım. Hani kim olduğunu falan bilmiyorum ama. Evet. Yani gerçekten biz millet olarak şimdi ilerleyet fazlası bulamayınca
imalat olayına girdik. Evet. İmalat olayına girdikten sonra bunu bilen de yaptı, bilmeyen de yaptı. Evet. Ve işin cırkını çıkarttık. Evet, evet. Yani bilmiyorum, öyle bir laf var. İşin cırkını çıkarttık. Yani millet olarak o işin de cırkını çıkarttık. Evet. Maalesef meslek sahibi insanları bir kenara itip parası olanlar bu işin cırkını çıkarttı. Evet. Yani eskiden bir şey vardı. Ne bileyim, bir makineci olayı vardı. Bir tekstilci olayı vardı. Bir hazır giyimci vardı. Evet. Ama şu anda tekstilde meslek denen bir şey yok. Evet. Meslek, her şey makineleşti. Her şey artık globalleşti diyelim. Yani mesela global warming. Globalleşti demek. Yani dünyada Türkiye'de üretilen bir pantolon, evet, dünyanın öbür ucunda giyiliyor. Evet. Yani bu ne oldu? Bu da zenginle fakir arasındaki büyük bir uçurumu meydana getirdi. Bu uçurumdan dolayı orta kesim çok ezildi. Evet. Orta kesim kim oluyor? İşte biz, siz. Evet. Yani biz şimdi Esat abicim, evet, biz sen, siz derken şöyle bir durum var. Biz de siz deme. Biz zenginiz, sizler çalışanlarsınız. Evet, çalışanlar siz tabii işçisiniz. Daha zor durumda. Doğru, doğrudur. İşçiler zor durumda, doğrudur. Biz patronlar rahatız. Şimdi şöyle bir durum var bir de. Tekstil parakende toptan işi mevzusu olduğu zaman bu işin içinde olan insanlar şöyle diyorlar. Adam köyde sarı öküzünü, ineğini, koyununu, keçisini sattı, geldi. Bu işe başladı. Bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Adam işte vergi vermiyor, adam onu yapmıyor, adam bunu yapmıyor. Herkes bu işe saldırdı. Ve herkes bu işi yaptığı için işi hakkıyla yapan insanlar işi yapamıyorlar, yapamaz hale geldiler. Aynen. Mevzusu başlıyor. Bir. İkincisi, fotoğrafçı sektörü de şunu diyor. Eline alan, makineyi alan, küçük iPhone'unu alan, işte Samsung'unu alan, işte telefonu eline alan herkes fotoğrafçı oldu deniyor. Bizim de işimiz ondan zayıf diyor. Ondan sonra yani her mesleğin kendine göre bir zorlukları çıktı. Aynen, aynen. Ben de olaya şöyle bakıyorum. Evet, bunların hepsi doğru olabilir. Dünyada veya Merter'de veya Beyoğlu'nda 5 tane koltuk düşün. 5 kişi oturabilir. Oraya 1000 kişi oturmaya çalışıyor. Ne oluyor o zaman? 5 kişilik koltuğa 1000 kişi oturamaz. Dünyadaki kapitalizmin getirdiği nokta budur. İş her geçen gün zor. Eskiden bir şey 10 yıl sürerdi. Şimdi bir kere gördün mü iş bitiyor. Modada da öyle. Mesela adamın sırtı, adam bir tane elbise almış veya internette o elbiseyi gördün. O elbise için artık senin için bir şey ifade etmiyor. Çünkü sen onu bir kere görmüş oldun. Evet, onu hemen uygulamaya geçiyorlar. Evet, uygulamaya geçiliyor. O iş artık bitmiş oluyor. Bir kere görmekle işleri bitirebiliyoruz yani. Her mesleğin kendine göre bir zorluğu var Esat Bey. Esat Bey, saygılar sunuyorum. İyi pazarlar diliyorum. Son konuyu toparlamak gerekirse, mesleksel olarak zorluklarımız, tekstil olarak, meslek olarak zorluklarımız ne? Anlatır mısın? Ben kenara çekiyorum. Mikrofon sende. Şimdi zorluklarımız şöyle diyeyim. Ben yaklaşık 25 veya 30 yıldır bu tekstilin içindeyim. Evet. Şimdi ilk dönemlerde bu bizim çalıştığımız firmalar, evet, yani kaliteye çok fazla önem vermezlerdi. Yani biz ilk bir işe başladığımız zaman, evet, yani şu anda bir Çin düşünün, onun gibiydik. Evet. Ama daha sonra zaman geçtikçe yani kaliteye önem vermeye başladılar. Yani kalite nedir? Kalite bir insanın sadece şeyde başlamaz. Yani üründe başlamaz. Kalite insanın kendisinde de başlar. Evet. Yani bir insan kaliteli giyinmiyorsa kaliteli ürün yapamaz. Evet. Bilmiyorum, evet, çok güzel söyledin. Kesinlikle çok güzel bir insan söyledin. Kendine bakmıyorsa çalıştığı işe de bakamaz. Şöyle, o zaman konuyu toparlamak gerekirse, hı-hı, Sayın Esat Bey, Esat Kıratlı aklıma geldi de. Sayın Esat Bey, insan kendini sevmiyorsa karşısındakini de sevemez, yanındakini sevemez. İnsan elemanını sevmiyorsa, çalışanlarını sevmiyorsa kendini sevemez. Kendini sevmiyorsa elemanları sevemez. Kendi iyi giyinmiyorsa, iyi yemek yemiyorsa, iyi evde oturmuyorsa, iyi bir şeyler yapmıyorsa kendi, bunları ne yapar?
iyi yemek yemiyorsa karşıdaki yaptığı ürünleri de iyi bir şey olarak sunamaz. Sunamaz. Adamın evet. kendi kişisel... Yani iyi yemek yapmıyorsa yani iyi bir aşçı olamaz. Evet. Onun gibi mesela. İyi yemek yemiyorsa iyi aşçı da olamaz. Kesinlikle. Çünkü hayat felsefesi bu. Evet. Aynen. Değil mi? Adam aynen. seni kendini sevmiyorsa, kendi huzur, iç huzuru yoksa, kendi huzurlu değilse sana huzur veremez. Kesinlikle. Kesinlikle veremez. Konuyu toparlayalım Esat Bey. Konuyu şöyle toparlayalım. Yani şu anda işçi milleti biraz daha zor durumda. İşçi zorda. İşçi zorda gerçekten evet. Evet işçi zorda değil zorda. Patronlar zorda. Herkes yok, zorda şu anda. Bak şöyle anlatayım. Şu anki yani patronları işini biraz daha hükümet kolaylaştırdı. Evet. Yani şu anda işçi iş bulmakta zorlanıyor. İş bulsa da yüksek maaşla çalıştırılamıyor. Yani evet. nedir? Asgari ücret ya da biraz üzeri veriliyor. Daha fazla verilmiyor. Evet. Bir de Suriye sorunu var günümüz ortamında. Evet. Yani ileride bunu Suriye sorunu olacak mı? Bir, yani göreceğiz. Evet. Ama şu anda hakikaten bir Suriyeli şu anda Türklerden en az bir 500-600 daha düşük bir maaşla çalışıyorlar. Çünkü günde 3 öğün yemek yiyorsa Suriye yemek Türk 3 öğün yemek de yiyorsa insan 3 öğün yemek yiyorsa Suriyeli bir öğün yemek yemek için çalışıyor. Bir öğün ve 3 öğünü geçti. Ayağına terlik giyiyorsa ayağını biraz da sıcak tutabilecek bir şey arıyor. Bir çorap giyiyor. Ha, yani bir şey yani insan yaşam o kadar zor ki Suriyeli için, Türk için, insanlık için tanıdığım şu anda çevremde en az 100, 500, 1000 kişiyle görüşüyorum. Yiyecek ekmeğe muhtaç o kadar çok insan var. Bak bir dilim ekmek, yiyecek ekmeğe muhtaç olan o kadar çok insan var ki sokakta gördüğümüz sağımızda, solumuzda, ileride, geride dost, arkadaş, tanımadığımız gerçekten bir dilim ekmeğe muhtaç olan o kadar çok insan var ki sana anlatamam yani. Arabaya binemeyen, yürüyerek giden, gitmeye çalışan, yani bir saat sonra acaba ne yiyeceğim, açlıktan ölüyorum diyen o kadar çok insan var ki. Bu dünyanın her yerinde var. Bir ülke olarak bir yere bakmamak lazım ya, ama. Kesinlikle. Allah bu günlerimi zaratmasın. Amin, amin. Ben orayı şöyle bağlamak istiyorum. Evet. Şimdi, sonuçta bir ihtiyaç sahibi insana yardım etmek dinimizce farzdır. Evet. Ama... Şimdi elinden geliyorsa yardım edeceksin ama acımayacaksın. Evet. Niye acımayacaksın? Ha, acımayacaksın. Çünkü evet. Allah'ın acımadığına biz acıyamayız. Evet, evet. Allah ona öyle takdir etmiş. Evet. Ama elinden geliyorsa yardımı yap. Evet. Bir de ama bir de şöyle yapalım. Merhametli de olmak lazım ama kesinlikle, kesinlikle. Yani bunların biz, bir dengesi var. Ya, kendi biz, içinde var. Biz Türk milletiyiz. Evet. Bizim hoşgörü ve tolerans bizim milli vasfımızdır. Evet. Yani biz yapmamız gereken Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız evet. ve bırakmayacağız. Bizim şeyimiz bu. Yani Allah'ın ipine sarılmaktan başka çaremiz yok. Evet. Şey diyeceğim, reklamımızı yapalım abi. Bu ürünler, şu zeytin 20 lira, o da 20 lira. Şu 45 lira, şu eşantiyon, şu da eşantiyon. Balın kilosu 50 lira. Bal da Muğla Köyceğiz Marmaris balı, çam balı. Şu şeyler nedir? O da, onlar da bal, numune bal onlar da. O şeydekiler. Yanında polen var. Şu polenler ne polen onlar? Onlar polen işte. Ne kullanılıyor? Ama sabahları aç karnıyla bir parça emiyorsun. Sonra onu alışkanlık haline getirirsen bağırsakları düzenliyor. İnternetten bakabilirsiniz. Polen ne işe yarıyor diye. Çam balı gerçekten ihtiyacı olan birisine böyle günde bir tane bir kilo hediye etmek istiyorum. İhtiyacı olan gelip böyle gözümün içine bakarsa böyle göz ederse bal derse onun da onuru kırılmaz. Ben de mevzuyu anlarım. Onun dışında bir tane küçük bir konuyla konuyu kapatacağım. Şimdi arkadaşlar arasında şöyle konuşmalar geçiyor. İstiklal Caddesi Suriyeli dilencilerle doldu diyor. Dilenci Türkiye'de, dünyada dilenci her yerde var. Dilencinin kesinlikle. Olmadığı bir yer yok. En gelişmiş ülkelerde bile var. Evet. Daha beteri var. Şey diyorlar, Taksim'e gelemiyoruz, edemiyoruz falan filan. Cart, cort. Diyenin de cebinde gram para yok. Ondan sonra o insanları küçümsemek, onları ötelemek, onları sınır dışı, kafanda sınır dışı etmek veya işte onlar şöyle kötü, böyle kötü demenin kimseye bir faydası yok. En azından şunu yaparsan, onları sevgiyle bakarsan onlara, bu bilene iyi bir şeydir.
iyi yani niye biliyor musun? O çalıyor. Pardon. O dilenci. O böyle ya ayağında ayakkabı yok. Dileniyor. O yapmış, bu yapmış, birisi getirmiş, birisi yönetiyor bunları falan filan. Mafyaymış, kılmış, tüymüş. Onu Allah bilir. Yani sen ona çok %100 katılamazsın. Bilemezsin yani. Tabii senin canım. Niyetin iyi olsun. Bir şey verme. Sen illaki verdiğin kimse zor görme. Hor görme. Onlar yarın bir gün 5 sene sonra büyüyorlar. 10 sene sonra başka boyutlara geçiyorlar. Onlar da senin gibi benim gibi halkın içine karışıyorlar. Onları küçümsemenin sana ve bana faydası yok. Kesinlikle. Yani elimden bir şey geliyorsa yap. Al bir tanesine ekmek ver bir parça. Ekmek arası bir şey al. Ver verebiliyorsan. Veremiyorsan da küçümseme. Yok Taksim'de istihdamda çok dilenci varmış. Suriyeliler birikmiş oraya. Öyle olmuş böyle olmuş. Yarın bir gün sen de aynı pozisyona düşersen o zaman görürsün. Bu hayatta hiçbir şeyi kınama. Bir. İkincisi hiçbir şeyi çok sevme. Düşman olursun. Hiçbir şeyden nefret etme, aşık olursun deyip konuyu kapatıyorum. Tamam. Esnafımızı umarız. İnşallah esnafımızın yüzü güler. İnşallah. Yani işte daha çok çalışmak gerekiyor. Daha çok çalışacağım. Dua et bol bol. Türkçesi bu bende. Evet. Esat abi bir şey diyorsan son kez. Ha. Yok. Esat abi göremedik. Burada Esat abi yok. Hı-hı. Esat abi. Evet Yalçın Bey konuyu özetledi. Evet. Yani en güzel şey ihtiyaç sahibine yardım edebilirsen edeceksin. Evet. Edemiyorsan hor görmeyeceksin. Yani o insanlara da sahip çıkmak lazım. Elinden geliyorsa yardım etmek lazım. Çünkü aynı duruma biz de düşebiliriz. Evet. Diye. Empati. Ben de artık sözümü bitiriyorum. Tamam. Esat abi çok teşekkür ederim. Konuyu şöyle bağlamak istiyorum. Konu aslında uzadıkça da uzuyor. Şimdi arkadaşlar, bütün dostlarımız, arkadaşlar hayvanlardan bahsediyoruz. Hep beraber ben de destek oluyorum. Doğadan bahsediyoruz, ben de destek oluyorum. Ama insanlık deyince, o da aynı insan değil mi? Aynı can değil mi? Lütfen çift standart yaşamayalım. Hiç değilse kendi dünyamızda çift standart yaşamayalım. Kendi beynimizde çift standart yaşamayalım. Doğan Cıcaloğlu'nun bir kitabı var, İnsan İnsana. Diyor ki, sabah sokağa evden çıkarken diyor, sağa selam ver diyor, sola da selam ver diyor. Gördüğün dağa, taşa, insana, herkese selam ver diyor. Sevgiyle bak hayata diyor. Bu İslamiyet'te de vardır, normal hayatta da vardır. Umarım her şey gönlünüzce olur. Yine çok konuştum, hep çok konuşuyorum. Allah'a emanet olun.